Merhaba sevgili izleyicilerim. Örgü evime hoş geldiniz. Bugün Cuma günü bütün Müslüman aleminin, izleyicilerimin Cuma'sını canı gönülden kutluyorum. Cuma günü, rahmet günü, bereket günü diyorum. Rabbim günahlarımızı bağışlasın, duası kabul olan kullarından eylesin diyerek örgüme geçmek istiyorum. Şimdi bugün sizlerle böyle Araşalı Efe yeleği diyoruz. Başka isimleri de var. O yeleğin sayılarını paylaşmak istiyorum izleyicinin. Böyle iki tane yeleğimiz var. Yeleğimiz üç parça halinde yapıldı. Şöyle bakın. Şuradan şöyle üç parça halinde. Önler başka renk. Arkası başka renk. Tabii siz dilerseniz buralara düğme falan da dikersiniz. Daha güzel olur. Yeleğimizi 3 ilmekten böyle başlıyoruz önleri. Şöyle 35 ilmeğe kadar arttırıyoruz izleyicilerim. Orasını gösterdikten sonra zaten diğer yerleri kolay. Böyle istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Ben şimdi hemen buradan da Aroşa sayılarını vereyim. 35 ilmek yaptık diyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27 aroşa da kesmişiz. 5 veya 6 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Aynı anda buradan da bir yukarıya doğru bitiriyoruz. Burada da bakın kaç ilmeğimiz vardır diyelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 ilmek kalana kadar buradan da kesiyoruz tek tek. Buradan sadece 5 ve 6, 5 tane de yeterli oluyor. Sonra yukarıya doğru hiç kesmeden gidiyoruz. Diğer önümüzü de aynı şekilde. Arkasına gelince arkasında hiç bu önler gibi değil. Sabit 55-56 ilmek başlıyoruz. Orada da yine şu şekilde buradan şuraya kadar arttırma yerinden sonra sayıyoruz kaç tane aroşamız varsa aynı büyüklükte yapıyoruz. Oradan da yine 5 tane ilmeğimizi kestik. Yukarıya doğru bir daha kesmeden tamamlıyoruz. Burayı da böyle 4-5 ilmek atıp aroşa şeklinde örüyoruz. Daha farklı da yapabilirsiniz. Kolay ve zevkli bir model. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Biraz uzattım. Şimdi şöyle. Bu yeleklerimize ihtiyacı olan varsa onlara da gönderebiliriz izleyicilerim. Bakın şimdi şöyle hemen ben tek şişe 3 tane ilmeğimi önce atıyorum. Böyle. Şimdi örüyorum. Üç tane ilmeğimi ördüm bakın. Şimdi hemen şöyle bir tane yine örüyorum bir ilmeğimi. Arada bir ilmek atıyorum bakın. Şöyle doluyorum. Doladım. Ortada bir tane düz ilmeğimizi yapalım. Tekrar şimdi bakın bir tane hemen böyle şişime doluyorum. Diğer yandaki ilmeği örüyorum. Şu an başladık. Diğer yüzeyi de arttırmıyoruz. Bakın hepsini 5 ilmeğimizin de tamamını ters örüyorum. Yani aroşa. Yanları böyle düz olsun diye düz yapıyorum. Şimdi bir defa arttırıyoruz. Bir defa arttırmıyoruz izleyicilerim. Bakın şimdi bu ilmeğimi aldım. Hemen yanında şöyle ip dolayarak arttırıyorum. Çünkü böyle yaparsanız daha güzel olur örgünüz. Hemen yanındakini aroşa ördüm. Ortadaki ilmeğimi düz örüyorum hep. Tekrar yanındaki ilmeği aroşa yaptım. Doluyorum. Yani arttırmış oluyorum. Yine son ilmekle çıkıyorum böyle. Şimdi çok az olduğu için belli değil. Bakın yine devam ediyorum. Arka yüzeyde diyelim arttırmıyoruz.
arttırdıklarımızı örüyorum. Hepsini ters. Şimdi ön yüzeye geldik yine. Hemen bir ilmeği aldıktan sonra ikinci ilmekle böyle doluyorum hemen. Bakın iki ilmeğim oldu. Tekrar aroşe yaparak devam ediyorum. Şu ortadaki ilmeğimiz hep düz gidecek bitene kadar. Bakın son ilmeğimize gelmeden hemen bir ilmek daha doluyorum. Böylece arttırmış oluyorum. Arka yüzeyi diyelim veya ön yüzeyi hiç arttırmıyoruz. Hep bir yüzeyde. Yani bir tarafta arttırıyoruz, ikinci tarafı örüyoruz. Bakın şimdi. Ben şöyle sizler için hemen biraz daha belli olsun diye bakın. Şöyle bir parça da hazırladım. Bakın. Şimdi yine devam ediyorum bak. Şöyle örüyorum. Hemen bir ilmek doluyorum. Tekrar bakın devam ediyorum. Sayalım kaç ilmeğimiz oldu? 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 bir ilmek daha doluyoruz bakın. Hemen böyle devam ediyoruz. Şu an 25 ilmeğimiz olmuş izleyicilerim. Bakın iki taraftan da aynı şekilde arttırıyoruz. Şimdi arttırma yok. Hepsini örüyorum bakın. Hep arkalı önlü aroşa. Sadece şu ortadaki ilmeğimizi düz yapıyorum. Diğer yanlardakiler hepsi yine. Bakın aroşa. İsterseniz burasını da tamamen de aroşa yapabilirsiniz. Ben şekilli olsun diye böyle yapmak istedim bugün. Şimdi diyelim ki burada 35 ilmeğimiz oldu. Bu yanlarda 14, bir de ortadaki ilmeğimiz. Bu yanda da 17, 17, 34, bir ilmeğimiz daha, 35 ilmek olana kadar bu arttırma işlemini yapıyoruz. Şimdi diyelim 35 ilmeğimiz oldu, arttırmayı bırakıyoruz. Şöyle hemen yukarıya doğru tamamen arttırmadan aroşa örüyoruz. Arkalı önlü aroşa. Bakın şimdi hiç arttırmıyorum. Yanlardan da tamamen hepsini aroşa yapıyorum. Daha küçük yapmak isterseniz 30 ilmekte de bırakabilirsiniz. Diyelim ki küçük bebeğiniz birkaç aylık giydirmek istiyorsunuz. Daha küçük yani 35 ilmek değil de 30 ilmek. Ben 3 numara şiş kullanıyorum. Bir de bebe yünü izleyicilerim. Onu başlarken unutmuşum söylemeyi. Bakın böyle bebe yünü kullanıyorum. Renk renk, mavi, yeşil, sarı her renkten yapıyoruz. Bu tabii ki renkli bir bebek yeleğimiz. Erkek bebek yeleği. Bakın şuradan ucundan belli olmaya başladı. Zaten şöyle diyelim. Bakın şurası şöyle. Diyelim ki şu kadar oldu. 35 ilmek oldu. Buradan yukarıya örüyoruz, örüyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da başlarken de söylemiştim.
5 tane ilmeğimizi kesiyoruz. Yani bir bir kesiyoruz. Buradan da bir tane örüyoruz, tekrar kesiyoruz, örüyoruz, kesiyoruz. Burada 18 ilmek kalana kadar izleyicilerim. İki önü de aynı yapıyoruz. Umarım anlaşıldı. Tekrar cumanızı kutluyorum. Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın, sağlıklı ve mutlu kalın diyorum değerli izleyicilerim.